Sevgili izleyiciler, merhabalar. Masaüstü programıyla yeniden karşınızdayız. Cihan Yıldırım ve Soner Uçak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şimdi malum Mart ayından bu yana hemen hemen yaklaşık bir yıl oldu. Pandemiden dolayı esnaf epey bir kepenk indirdi ve son yaşanan kısıtlamalarla birlikte hatta dükkanı satılığa çıkartan kişi sayısı da çok fazla. Alt KC'yi de başta da gördünüz. Esnaf sayısı düşüyor diye düşündük bugün. Bunu konuşacağız. Esnafın yaşadığı sıkıntılar gerek bu pandemi kaynaklı olsun, gerekse bu öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden dolayı olsun. Bunları irdeleyeceğiz. Evet, açılışı yaptım. Nasılsınız diyeyim öncelikle? Çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Sizler nasılsınız? İyiyim, iyiyim ben de Cihan Bey. Sağlıklıyız en azından. Evet, Bunun için iyiyim. şükrediyoruz. Vakit kaybetmeden bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde videoyu paylaşmışsınız ya geçen yayını. Evet. Merve Hanım zırhlı mı demişler hani maske takmıyorlar falan. Evet Zırhlı. zırhlı. İşte bir antikor ürettiğim için şu an ona güveniyorum. Bir Ondan dolayı ikincisi maske biz de takmıyorum. maskeli olunca hani. Evet. Maskeli olunca bir de çok rahat edemiyorsunuz diye düşünüyorum maskeyle. Ondan dolayı Evet. takmıyorum. Buradan da belirteyim dedim. Evet, başlayabiliriz. İnşallah hepimizin güzel maskesiz. günler görünsün. Şöyle Beylikova'da öğlen saatlerinde paylaştık ki haberi. Vaka Sıfırlanmış sayısı bak. sıfırlanmış. Aynen. Yani böyle güzel haberler gelsin artık. O kadar ihtiyacımız var ki olumlu, umutlu, güzel haberlere, insanlara, davranışlara, hareketlere. İnşallah böyle başlar. Beylikovalılara da buradan bir teşekkür ya gerçekten. Selam olsun Kurallara öncelikle. uyulmuş. Hepsine selam olsun buradan. Şimdi çok zor bir dönem, zor bir günler geçiriyoruz. Herkes için zor günler. Elbette en başta da ekmeğinin peşinde olan, rızkını kovalayan, başta da hizmet sektörü olmak üzere bu abilerimiz, kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz, herkesin işi belli oranda bozuldu. %90 kayıp yaşayan var, %40'lar var. Pandemiye gelmeden önce de aslında biz Eskişehir ekonomisinin daraldığını görüyoruz. Buradan Deniz Çağlar Fırat arkadaşımızın kulaklarını çınlatalım. Bu işleri o takip eder, kovalar. Biz de ondan derlediğimiz kadarıyla konuşalım. Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesiyle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi meydana geldi ve buradaki akademisyenlerin döner sermayeden pay alamaması ile birlikte Eskişehir ekonomisi bir kan kaybetmişti. Ardından Anadolu Üniversitesi'ndeki döner sermayeler de biraz azaldı, boşa çıktı. Orada da yine bir kayıp yaşadık. Şimdi bunlarla böyle boğuşurken ekonomi zaten duraksamaya başlamıştı. Yani 2018'ler, 19'lar da böyle çok her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir yer Aman değildi. aman değildi. Tüm bunların üstüne bir de pandemi. Pandemi iyi kötü mücadele ederdik, edebiliyorduk ama bazı sektörler özellikle üniversitelerin açılmaması, online eğitim olmaması, işte online eğitime geçilmesi, yüz yüze eğitim olmaması şehirde işte ne kadarlık bir kayıp olduğunu artık düşünün. Bir öğrencinin biz ortalama 2000, 2200 lira, 2500 lira en az yani hani burada yaşaması için kirası, elektriği, suyu falan derken hani 2000 lira bile deseniz Eskişehir'de yaklaşık 65 bin, 70 bin öğrenciden bahsediliyor. Bunun içine Erasmus öğrencilerini de katmalıyız. Orada da yüzlerce öğrenci var. Bundan da mahrum kaldık. Yani su giderek çekildi. Şimdi meşhur bir Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi Odası'nın bir görseli var. Hani suyun yavaş yavaş Tüm çekildiğini bu aralar düşünün. epey bir gündem oldu zaten. Çok. Önce sosyal medyada. Celalettin Kesikbaş'ın eski Yavaş yavaş gidiyor eski genel müdürün. eğik. Bu su yavaş yavaş çekildi. ESTÜ, Anadolu Üniversitesi, pandemi, üniversiteler açılmadı derken bir de kısıtlamalar. Şimdi belki açık olsa bazı yerler, mesela lokanta, restoranlar, kafeler, işte şimdi berberler açık mesela. Benim kendi berberim diyor ki abi %50 işler düştü. Bak %50. Mutlaka diyor ya benim Ama ne sınıfta. yapıyor adam? İşte 3 ayda bir şehir dışına çıkıyorsa, şimdi ortam da müsait değil ama çıkmıyor. Ya da diyelim ki hadi bir birikim yapabiliyorsa biraz daha kabaca olanlar artık onu yapmıyorlar. O %50 ile dönmeye çalışıyor. Başka bir iş kolu, tabi bazılarını hiç saymıyoruz yani işte servisçiler, kantinciler Kahveciler gibi, işte kahveciler özellikle gibi onlar. onlara başka bir şeyde değerlendirme. Ama hani piyasa açık olsa, bu kısıtlamalar olmasa esnaf yine böyle kendi kendine hani zaten çok zor isyan eden bir meslek grubu esnaflar çok dirençlidir, sabırlıdır, hoşgörülüdür, anlayışlıdır.
Ama işte bunlar hep üst üste geldi. Alt alta koyduğumuz zaman evet çok kötü bir tablo. Birikti. Bugün bakın neyi konuşuyoruz? Lokantacılar dündü değil mi? Haberi paylaştık ya. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi'nin şehir paylaşmaktır kolileri var. Aynen. Ya bu koliler normalde kime giderdi? İşte bunu Kızılay yapardı, vakıf yapardı. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı. Yani maddi durumu iyi olmayan işte şehrimize dışarıdan geldiyse bir şekilde mülteci. İşsiz, evsiz. Yani hani budur. Bu kolinin gideceği adres budur. Ama şu anda kolinin gittiği adresler esnaflar. Çok kötü. Esnaflar. Yani bizde aynen. Burada Bahar Bilen'in Esnaf anlattıkları var. Eskodu şey mantıklı geldi bana. Bahar Bey bir tavsiyede bulundu ya öneride geçen yılda. Eskoduyla. Eskoduyla geçiyor lokantalara. Eskodu mantıklı. Bence mantıksız de mantıklı. Olan şu. HES koduna da şimdi şöyle karşı çıkanlar demeyeyim de ya da bir soru işareti koyanlar var. Bakın vakaları düşürüyoruz. Hep bununla zaten mücadele ettik. Vakalar düşüyor. O zaman açıyoruz. Biraz gevşetiyoruz hemen. Bir sosyal hayat tekrar canlanıyor ticaret. Ama bu sefer de tekrar vakayı patlatıyoruz. Lütfen bu kadar düşürmüşken tekrar kontrol altına almaya çalışmışken ya bu arada da bu kadar düşürdük vaka falan heyo seviniyoruz da hani vaka sayısı düşüyor. Ama ya günde 100 kişi ölüyor memlekette. O bakın, kadar alıştık ki artık o 100 kişi, maalesef. 150 kişi ölüyor. Bunlar insan. Bunlar götürüp toprağa gömülüyorlar. Hani biz televizyonlarda şurada burada görmüyoruz. Hani her ölene haber yapmıyoruz. Ama bu memlekette günde 100-150 kişi ölüyor hala. Bu hastalık yüzünden üstelik. Hani öyle olunca da o da bir tarafa. Ama mesela geçtiğimiz günlerde bir görüntü hepimizi çıldırttı. Yani herkes eline böğrüne taş bastı abi. Ya pandemi diyoruz işte. Kimi Allah'tan geldi diyor. Kimi diyor biyolojik savaş diyor. Herkes kendi dünya görüşüne göre bir şey söylüyor. Ya böyle beklerken biz bak işte ne zaman açılacak? Korku hani, içinde. Açılsa şurayı yaparız. Devredemiyor insanlar dükkanlarını. Kime devredeceksin? Dükkanı kapatmak da bir bela. Yani bir lokanta dükkanı düşün. Abi nereye koyacaksın? Koskoca dolap bilmem ne. Antifrizi, dipfrizi bilmem nesi bir şeyleri var. Depo bulman lazım. O depo bedava mı? O da parayla. Yani böyle baktı. Yani ondan sonra Uludağ'dan parti görüntüleri. O bir tatlı parti görüntüleri zaten o ya. O diyecek laf yok ona. Bir şey diyemiyoruz ve burada kesiyor. Sayın Uçağa geçelim. Onun yorumlarını da alalım. Geçelim. Sayın Pınar'a geçelim. Sayın Akman. Cihan Yıldırım konuşurken dikkatimi çekti. Bu süreç öyle bir süreç ki yani işte esnafı konuşacağız diyorsunuz. Başka parametreler de dahil oluyor birdenbire konuşmaya. Yani tek boyutlu tartışılacak bir şey değil. Bu yüzden akıl önemli. Bu yüzden sistematik düşünme önemli. Bu yüzden refleksif değil de daha akılcı bir planla organize olmak önemli. Şuradan başlamak gerekiyor. Eskişehir ticaretinin %50'sini esnaflar oluşturuyor. Değil mi? %48, 49, 50 veya 55. Yani o civarlarda çoğundan fazlası esnaf. Bu adamların sadece kendilerinden menkul bir şeyi yok, değeri yok. Aynı zamanda yanında adam çalıştırıyorlar bunlar. 20 bin esnaf İbrahim Arslan söyledi. Bir de bunlar yanında esnaf eleman çalıştırıyorlar. Bir şekilde onların cep harçlığı veya şu bu veriyorlar bir şekilde para. Öte yandan bakıyorum bu adamlar öyle ya da böyle Türkiye'de bir gelir adaletsizliğini önleyecek bir mekanizmanın da unsuru aynı zamanda. Orta sınıf dediğimiz yeri bu adamlar temsil ediyor. Şimdi %43'ü, %40'ından fazlası en azından işçi, asgari ücretle çalışan bir ülkede bu adamların kıymeti daha da artıyor. Niye? Çünkü tüketim bu adamlarla beraber daha aktif. Yani asgari ücretlinin harcayacağıyla esnafın harcayacağı aynı para değil. Bu yüzlerle baktığımız zaman esnaf kıymetli. Can Yıldırım dedi ki çok fazla itiraz etmeyen bir yapı, bir sınıf. Ama ben 2001 krizini hatırlayan, gören bir insan olarak şunu biliyorum. AK Parti bir esnafın sokağa inmesi sonucu gelen iktidardır. Yani esnaflar sokağa indi. Hatta dönemin ato başkanı gitti ki. Neydi o CHP'den milletvekili oldu sonra? Sinan Aygün. Sinan Aygün gitti dedi hani temsilcilerimizi gönderelim konuşalım. Sonra artık o da yürüyüşe katılmak zorunda kalmıştı. Hatırlayalım o zamanları. Ayakkabıcılar dükkanları kilitlemişti. Yazar kasalar atılmıştı. Yani bir esnaf hareketinin omzunda yükseldi AK Parti. Bıçağın kemiğe dayandığını gösterir. Evet. Şimdi bence vaziyet ondan daha iyi değil. Daha da kötü hatta. Ya daha iyi değil yani. Covid bittiği zaman ben şu anda Eskişehir'i gezdiğim zaman
Kepenkleri indirilmiş, işte kiralıktır, işte devredilmesi mümkün olmadığı için devren satılık yazılıp da orada aylar durduran yazılar görüyorum. Bazı işletmeler, bir restoranın devri o kadar kolay değil ki, yani kapatan adam zarar ettiği için kapatıyor, alan adam tırnak içerisinde parası onun da kıymetli alamıyor yani ve öyle kalıyor ve bir sürü böyle dükkan görüyoruz artık. Bu adamların büyük bir ihtimal çocukları, eskiden şöyle bir adet vardı işte, benim oğlum benim işimi götürür. Bu adamların çocukları da şimdi artık işçi sınıfı denilen sınıfa dahil olmaya hazırlanıyor veya potansiyel adayı. Gelir adaletsizliğinin daha fazla açılacağını görmemek için kör olmak gerekir yani. Böyle bir süreç. Öte yandan diğer bir, yani esnaflarla ilgili diğer bir sıkıntı şu. Ben şu anda Eskişehir'de kaç tane esnaf dükkan kapattığını bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben şu anda kaç tane esnafın hangi bankaya ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Ben şu anda kaç tane esnafın icralık olduğunu bilmiyorum. Ben şu anda kaç tane esnafın yardıma muhtaç olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Bunları açıklayamıyorlar mı? Açıklayamıyorlar değil. Ya kim açıklayacak? Ben muhatap da bulamıyorum işin aslı. Yani e-ticaret, b-ticaret, c-ticaret dönemi değil ki. Siz destek oluyoruz diye işte esnafı e-ticarete yönlendiriyoruz. Ha, öyle açılımlar. Ve ben esnaflara kızıyorum şu anda. Kardeşim şu anda sizin rakamsal verilerinizi açıklamayan odalarla temsil edilemezsiniz. Sadece rakamsal, ya hani hakkınızı savunmak bu yana. Sadece rakamsal olarak, ya bizim 100 tane esnafımız kayıp. 100 tane esnafımız biz destek sağlıyoruz. Bunu bile araştırma. Bunun envanteri yoktur iddia ediyorum şu anda. Büyük konuşuyorum belki, yarın beni morartmak için. İnşallah morarırım. Eskişehir'lik odaları da kastediyorsunuz. Tabii. Tabii. İnşallah vardır, yani, vardır. Ya inşallah var. Açıklasınlar bir zahmet. Ya bu adamlar öyle ya da böyle çocuklara olan, bir şekilde ailelerine bakmak zorunda olan insanlar. Bu insanları biz şununla, yani toplumun hiçbir kesimi olmadığı için bu insanları da görmemezlikten gelemeyiz artık. Zaten ben AK Parti'nin, yani siyasi olarak AK Parti'nin artık kendisini getiren tabanla daha büyük bir çatlak, artık derin bir çatlak oluşturduğunu düşünüyorum. Yani herkes MHP ile AK Parti arasında çatlak var mı diye konuşuyor da, AK Parti için daha riskli olanı o kendisini oraya getiren iktidar tabanlı olan çatlak. Çok genişledi bu çatlak. Ben zihni çalışkandan rica ediyorum, bir esnafları toplasın bir gün. Pandemi koşulu bilmem ne şey, WhatsApp üzerinden, Zoom üzerinden falan yapıyorsunuz. Topluyor aslında o ya, toplasın, daha fazla toplasın. Ya Büyükşehir Belediyesi'nin dediği, yani fakire fukaraya vermesi gereken kolileri bu adamlara gidiyor şu anda. Ben hani esnaf bir şekilde biriktirmiştir. Onun altındaki tabakayı düşünemiyorum şu anda. Eğer o kolilere muhtaç olan bir esnaf kesimi varsa, onun altında olan insanlar da vardı. Mesela lokantada çalışan eleman nerede şimdi? Kafede çalışan öğrenci nerede şimdi? En çok mesela şimdi anlı şanlı böyle hani bildiğimiz, hemen döner deyince, pide deyince ilk aklımıza gelen yerler bile şu an %50-55 bir şeyle çalışıyor. Sirkülasyonla mı? O kadar düştü işler. En az yarı yarıya yani. Bunlar ama çok iyi caddelerde ve artık bilinmiş yerler. 2001'deki esnaf şey bahsettin ya, orada şöyle bir ayırabiliriz pandemiyle, yani günümüzde. Durum daha kötü olabilir mi? Daha kötü olabilir şu anda. Yani daha bile kötü olabilir. Ya da diyelim ki aynı kötülükte. Ama orada esnafın bu şu anki tepkisizliğini biraz şuna bağlıyorum. Orada mevcut hükümete karşı, hani siz bu işi götüremiyorsunuz, yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz, siz gidin başkaları gelsin vardı. Şimdi burada pandemi, küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Hani burada Erdoğan'ın ya da yönetiminin, mevcut iktidarın, partinin, koalisyonun ne diyeceksek adına doğrudan suçlu bulunmuyor, ilan edilmiyor. Şimdi adam, İngiltere'ye bakıyorsun, Fransa'ya bakıyorsun, herkes çökmüş. Herkes çöktü. Bu herkes Amerika çöktü olayı şöyle. Mesela şunu kabul edelim o zaman. Bazı ülkeler var bizden ekonomik olarak daha iyi. Çünkü herkes çöktü dediğin yok. Ama. Yok hani. kabul etmeyenlerimiz çok fazlaydı. Şimdi o ülkelerden şunu diyen adam da var. Hani siz parayı düşünmeyin, girin evlerinize. Var değil mi? Böyle demişleri gördük. Özellikle Hollanda, Almanya. Tabii. Siz parayı dert etmeyin, kapatın, indirin diyenler var. Hadi devletlerin Covid'le mücadele için harcadığı bütçeleri veya ortaya koyduğu bütçeleri koyalım. Bunlar sorun değil. Sorunumuz şu.
münferit olarak itirazda bulunan birkaç esnafa da iktidar inanmıyor. Bunu bazı yerlerde işte bir yerde dönerci valiyi itiraz ediyor. Bir yerde işte adam cumhurbaşkanını yakaladım. Başkanım bu bana abartılı bir geldi diyor. Yani münferit olarak isyan eden var. Sorun şu. Bu isyanın adrese teslim edilebilecek bir ses düzeyine yükselmemesi. Göremiyorlar. Onlar göremiyor da. Esnafları temsil ettiğini iddia eden insanlar da görsünler diye bir çaba sarf etmiyorlar. Şeye katılıyorum. Ama bu 18 yıldır var olan bir şey. Yani şu anda iyiyiz, önümüze bakalım. Şu anda iyiyiz, dış düşmanlar var. Şu anda iyiyiz, Covid var. Bir sonraki dönemin tehdidiyle şu anı derli toplu tutmaya çalışan bir iktidar söz konusu. Bunu görmemezlikten gelmiyorum. Haklılık da payı var tabii. Yani Covid zor bir süreç. Ama bu zor süreçte yapılan bazı şeyleri görünce ya vergi, asgari ücretliden alıyorsun 1000 küsur vergi. Gidiyorsun katrilyonluk adamdan vergi affına gidiyorsun. Yani vicdanın bak bırakın artık yani bilginin, bilimin, aklın, vicdan, zaten vicdan kanadığı için ben şu anda feryat ve figan içindeyim. Yani yoksa hani ben bir soru sorabilir miyim ikinize de? Esnaf kefalet, evet esnaf kefalet bu sürede iyi çalıştın mı bir yıldır? Ne düşünüyorsun? Ben duymadım. Suat Er'in adını ben, değil mi Suat Er? Şey esnaf kefalet biri o, Ekrem biri de bak biri o. Şey, Suat Er'in haberin adını ben Sakarya'daki manşetle duydum. Helali hoş olsun bir bina almışlar. Hiç umurum değil. Ama ne yaptınız? Ekrem Birsen'in adını işte devlet bir şey Hocam, açıklayacak da. Yok devlet bir şey açıklayacak da işte esnafımıza bunu yaptık diye. Ekrem Birsen'e çıkıp devletimize teşekkür ediyoruz diyecek. Minvalinden öte bir yerde durmuyor. Metin Güler. Ya Metin Güler de yok. Yani Metin Güler çok gezen, ben biliyorum Covid öncesi performansını, çok gezen, çok sohbet eden, çok diyalog eden bir adamdı. Bu süreçte en azından onun %50 performansını sergilemesi gerekmiyor mu? Liderlerin şu ortamda biraz daha görünür olması lazım. İsteğimiz ya da beklentimiz. Ya görünür olması değil, bir de bir şey koyun bize. Biz Covid var diye hükümete kızamıyoruz. Hasan Hüseyin Köksal düşünsene ticaret odası başkanı olduğunu ya da EOSB başka şey başkanı, yani. Esnaf Odalar Birliği başkanı. İyi çalıştı ama ya. Şimdi bir kere şunu da hani programın sonunda da geliyoruz. Bir iki cümleyi de yardım yok değil. Şimdi biz hani vaka sayısı düşüyor bugünlerde çok gündemde. Oradan bir başlık türettik. Esnaf sayısı da düşüyor. Dikkat çekmek istiyoruz. Yani elimizden gelen bu. İşte buraya konuk ettik. Büyük Birlik Partili siyaset konuşacaktık ama ekonomi konuşmadan olmadı. Ahmet Ulupınar, MKYK üyesi. İbrahim Arslan geldi büyük şehirden. Hem siyaseti hem ticareti. Kimler ekonomi konuşuyor artık? Dikkat Bahar ediyor musun? Bilen şey yani Bahar Bey. O geldi işte o söyledi 20 bin esnaf var. 1000 tanesi dedi belediyeleri kiracısı. Biz onlara böyle bir şey yaptık. Geride 19 bin esnaf kaldı. Onlara ne yapabilir? Bahar abi zaten hani Bahar abinin anlattıklarını şu anda o da burada hepsini anlatamıyor. Çay içerken, kahve içerken anlatıyor. Yani onları burada anlatmak istemeyiz ya. Yani insanlar da duymak istemez. Gerçekten hani çok acıklı hikayeler var. Yardım yok değil. Hükümet başta olmak üzere. Yerel yönetimler de herkes üzerine düşeni yapıyor işte. Koli yapıyor büyükşehir. Kapı kapı gezip dağıtıyor. İşte Ahmet Ataç elinden ne geliyor? Bakmışlar derleyip toplayıp 328 esnafa biz 500'er liralık bir alışveriş çeki verebiliriz. Bu. Yani devam ediyor şu anda daha şeyler var ama taşıma suyla değirmen dönmez. Yani biraz da herhalde Covid sonrası toplum bu günleri hatırlayıp ona göre şekillenmesi gerekiyor. Yani bu günlerde ne oldu? Biz doğanın, doğayla olan mücadelede hangi taşa baltamızı vurduk? Bununla ilerlemesi gerekiyor. Aksi halde bak şöyle bir dünyaya gidiyoruz. Türkiye şu anda ucuz iş gücünün cenneti olmaya doğru gidiyor. Çin. Dış ülkelere beynimizi, kültürümüzü, sporumuzu, sanayimizi, ürettiğimiz teknolojiyi değil de iş gücümüzü pazarlama noktasına geliyoruz ağır ağır. Bilinçli ya da bilinçsiz. Eğer böyle olacaksa vatandaşa anlatın. Deyin ki siz bu olacaksınız. Ama bu olmayacaksa da nasıl olmayacağımızın işaretlerini, nasıl olmayacağımızın delillerini sunun. Çünkü daha kötü bir şey var. Hani bugün Covid. Hepimiz razıyız. İşte az ekmek, az aşa hepimiz razıyız. Ama Covid'den sonra en ufak bir umut görebiliyor musunuz siz?
Bakın anket yapalım. Covid'den sonra toplumun ne yana iyi kötü ne yana gideceğine dair vatandaşlarda şey yok. O yüzden çoğu günceli takip etmiyor artık. Etmiyorlar genelde zaten. Sürecin uzamasına evet. Tabii insanlar bunu attı. Yani dilek ve temenniyle ben son cümlemi... Ben de bir iki şey söyleyeceğim. Ama biraz konuşu olacak benim. Çok zor tamam. Günlerden geçildi, gelindi. Umarız bu aşı tünelin sonundaki ışıktır. Bir hızla devam ediyor. Gelmesinde bazen aksaklıklar falan İnşallah. Oluyor ama sonuçta geliyor ve insanlar aşılanıyor. Vaka sayısı düşmüş ama biz esnaf sayısının düşmesini bu hafta konuşmak istedik. Allah yardımcılar olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ufak bir iki cümle söyleyeceğim ben de sevgili izleyiciler. Şimdi biliyorsunuz birkaç aydır bu tablet sıkıntılarını yazıyorum. Gerek köşe yazarına gerek işte sitemizde de paylaşıyoruz bu işte. Öğrencilere tablet lazım, internet altyapısı lazım. Buradan Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Kızılay Eskişehir Şubesi'ne ve Türk Harp İş'e teşekkürlerimi iletiyorum öncelikle. Çünkü birkaç haftadır bugün de bir iki bülten geldi elimize. Bu saydığım kurumlar, eğer saymadıklarım varsa da çok özür diliyorum şimdiden. Bu saydığım kurumlar öğrencilere tablet desteğinde bulundu. Tekrardan buradan teşekkürlerimi iletiyorum ben de. Ben de birkaç söz söyleyebilir miyim? Sonra kapatmış olurum. Tabii. Şimdi somut konuşmak adına hani havada kalmasın diye bazı tavsiyelerde bulunacağım. Hı hı. Bunlardan ülke evet hükümet yardım ediyor. 1000 lira, 750 lira işte askeri şey kısa çalışma ödeneği falan bunlar ediyor. Yetmiyor. Bunların bir şekilde oradan tırtıklayıp buradan tırtıklayıp gerekirse devletin yapması gereken projeler ertelenip salt esnaflar değil, işsizler, askeri ücretliler, memurlar hepsi gözetilerek yeni bir bütçe. Yani insan odaklı bir bütçe. Belediyeler evet koli yardımında bulundu. Kiraları almıyorlar ama bence bu dönemde asfaltlı kaldırım ekonomisi artık rafa kalkmalı. Şu dönem için. Belediye başkanlarımız toplayıp biz bu şehir için ne yapabiliriz? Ya şunu diyebilmeli. Sen açken ben tok olamam. Her yönetici temsil ettiği adama sen açsan ben tok değilim kardeşim. Bunu diyemeyen yöneticiler olduğu sürece bu ülkede inanın biz Covid değil yani en ufak bir felakette yıkılırız. Ki Covid karşılaşabileceğimiz en büyük felaket ona göre tedbir almak lazım. Market fiyatlarının da inmesi gerekiyor ya, diye düşünüyorum. Dün gittik yani Allah'ım yarabbim ya yani ben, hani Ayşe de çalışıyor ben de çalışıyorum. Bir çocuğumuz var yani öyle çok. Hı hı. Ya marketten alışveriş yaptık inanın maaşın çeyreğini oraya bırakmak zorunda kaldık ya. Çok fazla canım her şey artık. Ayş fiyatlarımız. Yani bunlar hakikaten çalışma başlatılıyor ama. Bunlarla ilgili esnaf odaları toplasın. Ya sizin sorununuz ne? ETO toplasın. Sizin ne yapabiliriz ya? Bu kadar mı zor? Bunun yükselmesi şimdi konuyu açıyor ama mesela bu Seyit Gazi Ziraat Odası Başkanı hafta içinde. Yani şimdi Erhan Başkan'a nasıl katılmayacağız? Ya bazı şeyler çıkıyor ya mesela. Ayçiçek'e adam o gün ne dedi? Buna dedi ulaşmamız güzel bir şey ya dedi. Fiyatını boş verin dedi hani. Ne yapacağız abi bilmiyorum. Şimdi dolar çıkıyor diye ha dedik ya tamam 70-80 lira oldu. Dolar indi. 1 lira inmedi ya. 80'den 79'a inmiyor. Buna bakılması lazım. Bak bir şey söyleyeyim. Patateslerle soğanlar şu anda çürüyormuş depolarda. 2-3 yıl önce bir soğan doları geçti diye haber yapıyorduk. Hatırlayın. Yükselmesini mi bekliyorlar? Bir kere. Şu tarım ne oluyor ya? Yersek çıkamayız. Ya ben balkonumda patates yetiştirdim. Balkonumda patates yetiştirdim. Ne oluyor? Birileri sirkelesin bize. Hakikaten birileri bizi sirkelesin bize. Nereye gittiğimizi anlatsın ya. Yeter. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi ya. Soner Uçar'ın isteği bu. Sanki uyanacağız ve her şey bir rüya kabusmuş gibi gelecek yani, bazen ama. Hakikaten artık gerçek. Yani anlatamıyor muyuz? Kelimelerimiz mi yetmiyor? Ama gördüklerimizi anlatamayacak duruma geldik yani artık. Evet. Aynen öyle. Var mı son olarak söylemek istediklerim? Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Öyle, teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.